Hamza Bey ve Özge Hanım gelene kadar Malatya'mızın o lezzetli, meşhur Malatya tavasını yapayım diyorum. Evet, çok güzel olur gerçekten. Ve az sonra Malatya'ya bağlanacağız. Canlı bir bağlantı yapacağız. Şu anda Malatya'da bizi bekliyorlar. Şimdi birazdan Malatya'da canlı bağlantı yapacağız. Evet, bu arada mikrofonumu takabilir misin? Hemen, hemen. Tamam, taktım. Süper. Birazdan Malatya'da canlı bağlantı yapacağız. Kiraz yaprağı dolmaları, Malatya'nın o güzel lezzetleri bizi bekliyor. Az sonra canlı bağlantıyla canlı Malatya lezzetlerini sizlere göstereceğiz. Evet, tamam, çok güzel. Şimdi ne yapalım? Ben sana yardım edeyim. Tamam, hemen Malatya tavamızı yapmaya başlıyoruz. Tamam. Malzemelerimiz neler? Bir tepsimiz vardı, hemen tepsimizi getireyim isterim. Getireyim ben, şöyle, şu mu? Ha, bu da, evet, tepsimiz hazırmış. Tamam. Tamam, tepside pişecek, Malatya tava fırında pişecek. Yaklaşık 1 kilo kıymamız var. Tamam. Malatya'da dana veya kuzu kıyması, genelde dana kıyması kullanılıyor. Hı hı. Dana kıyması kullanacağım. 1 kilo kıymamız var. Domatesimiz, biberimiz, soğanımız, sarımsağımız. Üzerine tereyağı ve kuyruk yağı koyacağım. Baharat olarak tuz biber, pul biber, biraz da kekik. Evet. Biraz da kekik kullanacağım. Hemen başlayalım ama ben başlamadan önce fırındaki o patlıcanları... Getireyim mi? O patlıcanları az sonra avukanı çabucaz ya, o yüzden ben atmıştım. Tamam, getireyim onları. Onları yakmayalım. Tamam. Hatice'nle beraber siz isterseniz onları alın. Tamam. Onları yakmayalım, onlar önemli. Ben de Malatya'nın o lezzetli Malatya tavasını yapmaya başlayayım. Oh! Bakayım bir kontrol edelim. Aman dur, yakmayayım çünkü çok sıcak. Aman tamam, yakmayalım şimdi. Oh, çok güzel közlenmiş, tam istediğim gibi, istediğim kıvamda. Tamam. Közlenen. Fırında közledim bakın. Normal fırında közledim. Siz bunu bence fırında mangalda daha güzel da közleyebilirsiniz. Oluyor. Tabii mangalda közlemek öyle kolay ocakta, değil. Hayır, ocakta bence közlenmesindense fırında hayır. Közlemek daha iyi. Özlem, ben bunu geçen hafta öğrendim. Denizli'de öğrendim. Denizli'de de çok meşhur. Bu dövmeç deniyor orada. Biliyorum. Patlıcanı közlüyorlar. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Araştırdım. En lezzetlisi tabii ki mangalda odun ateşinde közlemek. Daha sonra ocakta... En sonunda fırında. Ha, aşama aşama. Tabii. Önce ocakta başlıyorsunuz. Yok yok, hayır. En lezzetlisi bir numara. Ha, ocak mı? Odun ateşi. Ha, odun ateşi. Tamam. Közde. Közde. Sonra ocakta. Ama ocakta da işte çok kirleniyor etraf. Ama işte lezzet arıyorsan o. Ben de... lezzete bakarım. Ben de titizliğe bakarım. Bakın şu anda çok güzel közlenmiş. Evet. Bundan az sonra çok güzel abuganlış yapacağım. Ama domatesler biraz daha közlenebilir. Biz o zaman patlıcanları alalım. Çıkaralım. Patlıcanımızı. Şunun üstüne koyarsan tamam. Ben onları soyarım. Biz patlıcanları, biberleri alalım. Tamam. Domatesler birazcık daha biraz devam sert etsin. Kalmış. Bunlar tamam. Bir dakika daha közlensin. Tamam, onlar biraz daha közlensin. Evet. Sen de tarifimizi yapmaya başla istersen. Ben Malatya merak ediyor. Ve Malatyalıları az sonra canlı yayınımızda bekliyorum. Canlı bağlantı kuracağız Malatya'yla. Ben yaparken Malatyalılar da beni değerlendirsinler, bakalım yapabiliyor muyum? Öncelikle kıymamızı, bakın, tepsimizin altına yayıyoruz. Şöyle yayıyoruz kıymamızı. Tamam. Kıymanın özelliği ne? Benim kullandığım kıyma dana ve kuzu kıyması. Hı hı. Malatya'da... Karışık mı? Evet, dana ve kuzu kıyması ben karıştırdım daha lezzetli olsun diye. Tamam. Oh, çok güzel olacak. Evet. Benim en çok sevdiğim yemeklerden biri. Şimdi Malatya tava yapıyoruz. Biraz yağlı olmasında fayda var. Hem fırında pişecek, kurumayacak. Hı hı. O yüzden ben dana ve kuzu kıyması tercih ettim ve üzerine ilaveten kuyruk yağı koyacağım. Malatya'da da bana öyle yapmışlardı. Kuyruk yağı ve tereyağı koymuşlardı üzerine. Şey, tavanın dibini yağlamıyoruz. Hiç yağlamaya gerek yok. Zaten etimiz yağlı. Yağlı. Bu arada mercimeğimizin isterseniz altını kısalım Özlem. Tamam, hemen bakıyorum. Sucuklu mercimek için mercimeklerin... Tabii biraz haşlanması gerekiyor. Evet, yaklaşık yarım saat haşlanması gerekiyor. Ben mercimeklerimi haşlamaya bırakmıştım. Onlar haşlandılar herhalde. İstersen altını kısalım. Tamam, hazır birazcık daha beklesin. Yavaş yavaş böyle bence haşlanabilirler. Ondan sana emanet o zaman Özlem. Tamam, kontrol mercimekler bende. Mercimekler sende. Bakın güzelce kıymamı tepsimizin altına bu şekilde yaydım. Tamam. Evet. Üzerine. Of, çok güzel olacak. Bu hem basit... Değil mi? Tek aşamalı fırında pişip bitiyor. Çok basit ama bir o kadar da lezzetli bir yemek tarifi. Evet. Malatya tava. Aslında Malatya'da buna yeşil yurt tava ya da çermikli tava. Çırmıklı mıydı? Yeşil yurt tava dedikleri kesin. Yeşil yurt tava diye yapmıştım ben orada. Hı hı. Yeşil yurtta
Malatya'nın Yeşilyurt. Sanki ben de vardım. Yani ormanların beraber içindeydik gittik, değil mi? Evet, beraber. Geçen yıl. O Yeşilyurt'ta bir nehir var böyle. Hatırlıyorum. Irmak var. Evet, evet. O ırmağın yanında yemiştik. Evet. Şimdi Malatya'da bu yemeği hazırlıyorsunuz. Tamam. Bu yemek de Malatya'da geleneksel bir yemek. Öyle restoranlarda falan yenmiyor. Evet. Bu yemeği yemek için bir kasaba gitmeniz gerekiyor. Ben bu yemeği Malatya'da kasapta hazırlatmıştım. Kasaba gidiyorsunuz, diyorsunuz ki restoran gibi kasaplar. Ben Malatya tava yemek istiyorum, Yeşilyurt tava yemek istiyorum diyorsunuz. Hemen kasap size yemeği hazırlıyor, tepsiyle veriyor. Götürüyorsunuz tepsiyi fırına. Odun ateşinde, taş fırında pişiyor yemeğiniz. Alıp derenin kenarında, ırmağın kenarında yiyorsunuz. Çok güzel bir kültürü var. Evet, ben hatırlıyorum orayı. Böyle ne güzel pideyi bandırıp yemiştik. Aynen, pideyi bandırıp yemiştik. Ben de bugün o pideden bulamadım ama lavaş var. Lavaş da yiyeceğiz Özlem. Çatalsız, tamam. Bıçaksız. Evet, domatesler de bu arada patladı. Patlamaya başladı. Evet. Onlar da közlendiğini gösteriyor. Evet. Kıymamızı tepsimizin altına güzelce döşedik. Tamam. Soğanları incece doğramamız gerekiyor. Tamam. Hemen. Tabii ben bunları şey yapayım mı? Ya yok, soğanları şimdi sen bana soğanlarda yardım edebilirsin istersen. Tamam, soğanları soyalım. Soğanları soyalım. Tamam. Şöyle patlıcanlarımızı nasıl yapacağız? Nasıl? Sadece soyalım, kabuklarını soyalım, ben doğrayacağım. Tamam. Evet. Evet. Soğanlarımız şöyle kaplarını bir güzel çıkartıyoruz, kabuklarını. Aynen. Özlem kabuklarını soyuyor, soğanları çok başarılıdır o konuda. Yani her konuda olduğu gibi dermişim. Evet, mutfakta biz Özlem'le çok güzel yemekler yaptık karantina, evet, dönemi boyunca. Birlikte girdik mutfağa. Evet, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hep her konuda yardımcı oldun bana. Evet, ve ben de sana, senden çok şey öğrendim mutfakta gerçekten. Evet, ve az sonra Malatya'da canlı canlı bağlanacağız. Malatya'da canlı bağlantı kuracağız. Bakın soğanları bu şekilde, kameramız hangi kameramız alıyor yani yakın, doğruyorum. Bakın soğanları doğruyorum. Evet. İnce. Ben var ya çok güzel bir teknik öğrendim. Sanırım Türkiye abladan öğrenmiştim. Bak sana bir şey göstereceğim. Bak soğanları bu şekilde piyazlık ince ince doğruyoruz ama. Bak bak şunu biliyor muydun? Ay pardon. Sana ben de çok güzel bir teknik öğreteceğim. Tamam. Şöyle soğan doğramayla ilgili mi? Evet, şöyle yapıyorsun. Aman elini kesme. Sonra şunu şöyle yapıyorsun. Tamam. Böyle. Ama ben öyle doğramıyorum şu an. Bana şöyle, öyle gerekmiyor. Yok, bana piyazlık doğraması gerekiyor soğanların. Ha, öyle mi? Tamam. Evet, bu şekilde doğramam gerekiyor. Sen onu daha sonra bana öğret, tamam mı? Tamam, öğreteyim. Türkiye abla da Elazığlıydı. Evet. Bakın soğanları bu şekilde piyazlık doğruyoruz ince ince. Az sonra Malatyalılar stüdyomuza canlı bağlanacaklar. Malatyalılara da soracağım. Yapabildim mi, yapabiliyor muyum? Malatya tavayı. Evet, bu arada soğanlarımız. Kaç tane soğan koymamız lazım? Yeter, bir tane daha soğan yeter o yüzden. Tamam, yani izleyicilerimize söyleyeyim kaç bizim tane? Bizim soğanlarımız küçüktü. O yüzden biz 3 tane kullandık ama izleyicilerimizin soğanları çok iri. Soğansa bir tane bile yeterli. 1-2 soğanın büyüklüğüne göre. Bizim soğanlarımız çok küçüktü. Evet, bu arada soğanları piyazlık doğradım. Evet, yeşil mercimeklerimiz de gayet güzel bir şekilde Özlem haşlandılar. De, evet. Yeşil mercimekleri haşladı. Evet. Şimdi evet. Malatya tava yapıyoruz. Malatya'nın en güzel geleneksel lezzetlerinden biri. Ben çok sevmiştim. Malatya'ya gittiğim zaman çok sevmiştim. Birazdan Malatya'yla canlı bağlantı kuracağız. Kiraz yaprağı dolması. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Kiraz yaprağından dolma. Malatya'da çok meşhur. Malatya'ya gittiğim zaman tatmıştım. Ve Malatyalılar bize birazdan kiraz yaprağı dolmasını gösterecekler. Hmm. Heyecanla bekliyorum. Hazır otlarını hemen alabiliriz bağlantıyı. Sanırım onların deniyorlarmış. Tamam. Görüntü ama. O yüzden bakalım. Hazır değiller mi? Yani bağlanmaya çalışacağız. Tamam. Bağlanmaya yoksa ben çalışacağız. Tamam. Bakın üzerine bu şekilde soğanları, piyazlık doğradığım soğanları bu şekilde gezdiriyorum. Soğan da acıymış, biraz gözüm yaktı. Gözüm biraz yandı. Kıymamız, evet, görüyorsunuz. Evet, kıymanın üzerine soğanları bakın bu şekilde. Soğanı harika rahatlık. Bir ahenk oldu. Kıymamız dana ve kuzu karışık. Dana ve kuzu karışık. Güzel serdik. Sadece dana kıyması da olur bu tarif. Evet, şu anda soğanlarımızı ilave ettim. Tamam. Şimdi sarımsak doğrayacağım. Soğanların üzerine sarımsak. Çok güzel, çok şifalı, çok lezzetli bir yemek olacak. Sarımsağı ince ince doğrayacağız ama sarımsağın daha lezzetli olması için, daha fazla aromasını vermesi için sarımsağı şöyle ezersek bakın bu şekilde.
Bakın bu şekilde önce bir eziyorum. Bıçağın yanıyla. Hı. Daha sonra doğruyorum ve sarımsak daha iyi aromasını veriyor. Öyle bu mi şekilde oluyor? Tabii tabii. Bunu da Fas'ta öğrenmiştim, o yüzden Fas'ta. Evet. Ben sarımsağı ya böyle diş diş atıyorum. Yok, küçük küçük doğruyoruz bunda. Ondan sonra ya da şey böyle hani ince doğrayıp, ama hiç öyle ezmedim. Çünkü sanki suyu falan yok, tahtada kalıyor. Aromasını daha iyi veriyor. Hmm, bunu Fas'ta, onu bilmiyordum Fas'ta ben, yeni öğrendim. Bunu Fas'ta öğrendim. Marrakeş şehrinde öğrendim. Orada çok güzel bir yemek kursuna katılmıştım. Evet, hatırlıyorum. Evet. Sarımsak ve evet, soğan. Sarımsakları bu şekilde küçük küçük doğradık. Evet, sarımsak bence et yemeğine çok yakışıyor. Aynen. Tavalara çok yakışıyor. Sarımsaklarımızın üstüne, evet, soğanlarımızın üstüne sarımsakları ilave ettik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Biberleri doğrayacağız. Tamam, kaç tane biber? Biber... Göz kararı. Yok, 4-5 tane de biber doğrayacağız. Tamam. Şöyle saplarını alalım. Evet, tamam. Biberlerin çekirdeklerini almıyoruz. Bu şekilde iyice doğrayacağız. Tümümüzü de kaynattık. Birazdan tat yapacağız buradaki tencereden de. Evet, çok güzel tatlılar, çok güzel evet, lezzetler sizleri sonra... bekliyor. Az sonra... közlenmiş patlıcan salatası. Evet. İspanya'nın Endülüs bölgesine has. Çok. Sucuklu mercimek. Ve şu anda yaptığım malatya tava. Evet, biberleri de doğradık. Şöyle biberleri de üzerine gezdiriyorum. Of of of, çok güzel oldu Yasin ya. Evet, biber az mı geldi gözüme? İki tane daha doğrayacağım biber. Tamam, doğra. Gayet güzel. Evet. Bu arada şey, komşumuz bizim Malatya'ya taşındı, inşaat mühendisliği eşi. Evet. Zeynep de şu anda Malatya'da. Selam söylüyorum. Bizi izliyorlarmış. Onlar da yeşil yurttalarmış. Öyle mi? Bol bol yiyorlarmış. Evet, şu anda az önce benim ne bahsettiğimi, ne anlattığımı çok iyi biliyor o zaman. Evet, evet, evet Zeynep'ciğim. Vallahi onlar da yeni gittiler. Yeşil yurtta aynen bu şekilde bakın. Hazır kasap evet. Hazırlıyor bunu. Kasap hazırlıyor. Oh, ben de orada kasap hazırlatmıştım. Hemen biberleri de üzerine yaydık. Çok güzel oldu. Kıymanın üzerine. Şimdi domates. Tamam, ben bu arada közlenmiş domatesleri şey közleniyorlar, onlar bakalım. Abi evet, onu unutmayalım çünkü patladılar da. Hemen bir bakayım ne oldu domateslerimiz. Tamam, bunlar süper olmuş bence. Çıkartıyorum hemen. Evet, tamam, o közlenmiş. Evet, onları çıkaralım. Tamam. Ay ay. Evet. Çok sıcak. Uf. Domatesleri böyle alıyorum. Birazcık soğusunlar da. Evet, domatesleri de ben bu şekilde doğruyorum. Kabuklarla doğranıyor bu arada domatesler. Hiç soyulmuyor. Yeşil yurtta bana böyle yapmışlardı. Ben de orada öğrendim. Tamamen geleneksel lezzetlere uygun bir şekilde, evet. Hiç değiştirmeden. Ben de yardım edeyim istersen sana. Olur. Şöyle domatesleri. Bu şekilde küp küp doğrayacağız. Tamam, kabuklarıyla beraber. Evet, kabuklarıyla. Normalde ben soyardım ama geleneksel bir yemek olduğu için, yöresel bir yemek. Evet. Yöresel yemek tariflerini hiç değiştirmiyorum olduğu gibi. Evet. Aslında sadık kalarak yapıyorum ki bu yemek tarifleri nesillere doğru aktarılsın diye. Evet, kesinlikle öyle. Aslında tabii mutfağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizin mutfağı gerçekten çok zengin ve evet. Değiştirmeden bunları gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Aynen öyle. Domates de şey sulandırmaz değil mi? Bu yüzden bu tarif böyle. Evet, yapacak bir şey yok. Yok, sulandırmıyor, merak etme. Tamam. Hiç sulanmayacak. Bu arada... Çünkü üzerini kapatmadan pişireceğiz. Tamam. Şimdi domateslerimi de üzerine gezdiriyorum. Süper oldu. Oh, i̇şte günlerdir beklediğimiz Malatya tava. Evet. Hiç süper bakın oldu. Suyunu kaybetmeden ilave ettim. Ama domates biraz daha ilave etsek iyi olur. Tamam. Şöyle bir domates daha ilave edelim. Evet, bol domatesli, bol biberli. Evet, nasıl koktu Özlem domatesler de şu an mevsimi. Evet, çok çok güzel mevsiminde koktu. Mevsiminde yapıyoruz. Kullandığımız sebzeler tam mevsiminde. O yüzden lezzetli. Domates lezzetli, biber lezzetli. Gerçekten harika görünüyor. Şimdi tabii bunlar fırın içinde biraz daha küçülecekler. O yüzden biraz daha fazla domates ekliyoruz. Evet. Kaç kişiysek zevke göre malzeme arttırılabilir, azaltılabilir. Böyle işte Malatya'nın meşhur tavası. Evet. Ben çok sevmiştim orada ve sevdiğim lezzetleri de bu şekilde izleyicilerimizle paylaşmaya, sevdiklerimle paylaşmaya beni mutlu ediyor. Evet. Evet. Ne dedi yönetmenim? Bir şey söylediğinizden evet, kulaklar. Benimle paylaşmak için yaptım dedi. Evet, Nihat Bey'e de selamlar gönderiyorum. Birazdan beraber tadacağız. Yönetmenim de çok seviyor yöresel lezzetleri. Evet. Anadolu'yu gezdim, onun için getirdim bu tarifleri. Evet, güzelce yaydık. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Baharatları ilave edeceğiz. Tamam. Bir baharat kaşığımız vardı ya burada, tamam. Şöyle kaşığımızla
Tuzu ilave ediyoruz. Üzerine evet tuzumuz. Oh çok güzel oldu. Şöyle biraz tuzunu. Of 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 of. Üzerinden domateslerle beraber alacak aşağı doğru inecek. Çok tuzumuzu güzel. Göz kararı ilave ettim. Tamam. Pul biber. Tabii biraz az koyabiliriz. Evet. Yeteri kadar pul biber koydum. Fazla da koymuyorum çünkü Özden fazla acı sevmiyor. Hayır yani evet. Ekipte ama... kalabalık belki yemeğin olabilir. Zevke göre ilave ederiz sonra. Kekik. Evet kekiğimiz nerede? Kekik. Şurada şunlardan orada olabilir yok. Mi? Hemen Hatice Hanım getiriyor kekiğimizi. Kekik olmazsa olmaz. Tamam kekiğimiz de şöyle geliyor. Deniz keki gelsin değil mi? Deniz dedik biz Özden hafta sonu seninle beraber. Evet. Türkiye'nin kekik ihtiyacının %90'ını evet. Denizli karşılıyormuş. Dünyanın %75'lik, ülkemizin %90'lık kekik ihtiyacı Denizli'den karşılanıyor. Geldi mi kekimiz? Geliyor. İnanılmaz kekik tarlaları var Denizli'de. Ve ben gidip gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Kekik sorunumuz yok. Bol bol kekik tüketeceğiz. Denizli kekiği. Evet. Yasin özel getirdi. Evet şöyle bak kekiği de bol kullanıyorum Denizli kekiği. Denizli'ye de selam olsun. Malatya yemeğinde. Ya tabii diyor ki damak tadımız aynı. Kekik, acı biber. Yasin adamım diyor. Çok teşekkür ediyorum Nihat Bey. Beraber gideceğiz birazdan. Hep birlikte tüm ekibimizle beraber tarifini de veriyoruz. İnşallah izleyicilerimiz de yerler. Şimdi üzerine. Evet üzerine. Kuyruk yağı. Oo. Bakın. Kuyruk yağı şöyle gösteriyorum. Malatya'da böyle yapıyorlar Özlem. Evet, Malatya'da zaten et yemekleri konusunda çok zengin. Damak tatları gerçekten çok kuvvetli. Evet, hatta o zaman Özlem yönetmenimiz de eğer girebilirse Malatya bulunmaz eşin türküsünü de böyle bir verirse fonda ben çok mutlu olurum. Tamam. Ben çok sevmiştim. Neydi? Malatya bulunmaz eşin. Gönülleri doldurur ayla güneşin. Evet, şimdi o müziği de verirsek fonda çok evet. Güzel olur. Bütün Malatya'ya ve sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere, tam herkese... Tam mevsimi şu anda. Malatya'ya gitmenin sevgiler, tam mevsimi. Selamlar. Kayısı mevsimi. Kayısılar oldu, sapsarı. Evet, of dallarından böyle toplayıp yemek var. Az sonra bağlantı, canlı bağlantı kuracağız Malatya'yla. Evet. Sizlere o kayısıları inşallah canlı sofrasında göstereceğim. Üzerine şimdi bakın kuyruk yağımızı da gezdiriyorum. Evet. Bakın kuyruk yağı ve tereyağı. Biraz da tereyağı. Hem kuyruk yağı hem tereyağı. Evet, bayağı bir kalorisi yüksek ama çok lezzetli. Lezzetli, çok lezzetli bir tarif. Maşallah Yasin'cim gerçekten çok güzel öğrenmişsin. Çiçek gibi oldu değil mi? Çok güzel oldu. Ekranda görüntüsüne baksana şunun güzelliğine. İnşallah izleyicilerimiz de beğeniyorlardır. Malatyalılar beğeniyordur. İnşallah yapabilmişimdir. Az sonra Malatyalılara soracağım oldu mu diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.